Hı-hı. Market camlarını da oturdum. Dergileri de düzeltelim. Yasemin Hanım bir 9 liralık aldı. Bir 10 liralık şeyden aldı. Bir de daha sonra geçen gün geldi. 2 kilo soğan almıştı. Onu da 5 liradan. Evet, totalde onun 55 lira borcu var. Zor olmuyor mu böyle veresiye veriyorsun hesap kitap yapmak? Mesela kimsenin bana borcu yok. Evet, markette çünkü bakkaldaki olduğu gibi sıcaklık yok, samimiyet yok. Evet, Ayten Hanım. Geçen aldı, çocuğu gönderdi, 2 ekmek dövme almıştı. Bir de simit aldı, hadi simit de benden olsun Ayten teyzem ya. Benim kasamda hiç açık yok. Merhaba. Bakkalıma hoş geldiniz. Ben şimdi nerede alışveriş yapacağım? Tabii ki de bakkaldan. Hı? Marketten tabii ki. Hiç gerek yok efendim bakkalda. Bakın her şey elinizin altında. Markette de her şey elinizin altında. Evet, reyonların arasında kaybolmazsanız tabii. Bakkalda her aradığınızı bulamayabilirsiniz. Niye bulamayacakmış canım? Bende hep temel ihtiyaçlar var. Oysa marketimde öyle mi? Şu reyonların düzenine, ürünlerin çeşitliliğine bir bakın. Evet. Sanki her şey var. Konservelere bakın. Değişik meyveler bile var. Sen gel bu tarafa gel. Ya orada gerekli gereksiz bir sürü şeye para harcayacaksın. Bak meyve de burada var, konserve de var, sardalyam da var. Bak mis gibi ya. Ne işin var oralarda? Evet, burada da her şey var gibi gözüküyor. Yalnız bugün markette indirim günü. Hayır. Of, gitti bile. Evet, hem de %50 indirim. Sebze meyvede de var. Zaten alacaktım. Hey sorarım. İndirim günleri bittiğinde ne olacak ya? Bu ürünlerin yeniden tazesi geldiğinde yeniden fiyat arttırım yapacaklar. Ama oysa bende öyle mi? Her gün indirim, her gün iskonto. Gel buraya gel. Haklısınız aslında. Mesela Merinet, bak bu armutun kilosu normalde 5 lira. Ama sen dersen ki ya benim o kadar yok 4 liram var. Al git derim ben sana ya. Bu arada acıktın mı Merinet? Dur sana ekmek arası peynir yapayım vereyim. Markette olunca parasını ödemeden hiçbir şey alamıyorsun. Ah. Ay çok teşekkür ederim ya. İyi oldu bu. Afiyet olsun. Bir kere bizde de disiplin var. Profesyonellik var. Bir kere elinizde poşetle taşımazsınız, gezmezsiniz yani. Bakın market arabası var. Market arabasıyla reyonların arasını dolaşıp istediğiniz ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz. Böyle çok pratik bir alışveriş olacak. Aynen öyle. Üstelik bulamadığınız bir ürün olursa sizin için getirtiyoruz. Peki ya o ürünlerin ücretini ödeyip kasadan geçtikten sonra ne olacak? O sepeti size bırakırlar mı zannediyorsunuz? Ama bizde öyle mi? Ayşe abla sal sepeti. Hemen anında için istediğiniz şeylerle doldurup direkt ipi çektiğinizde eve servis. Bu kulağa çok hoş geliyor. Evet ve çok samimi. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Yalnız ben burada oturmuyorum ki, bir sokak aşağıda oturuyorum. O zaman siz gelin marketten alışveriş yapın. Alışverişleriniz bittikten sonra biz sizi servis aracıyla evinize götürürüz. Gelip de burada kendinize uğraşmanıza gerek yok. Siz bana söyleyin, telefonla bile söyleseniz ben çırakla evinize direkt o sepeti doldurur gönderirim. Ben buradaki ürünleri çok beğendim. Kompleks istiyorum. Bunu marketten alacağım. Meyve olarak çilek marketlerde genelde bulunuyor. Çilek alacağım. Ve tuvalet kağıdı. Ve makarna. Bu ihtiyaçlarımı marketten alacağım. Bütün ihtiyaçlarınızı marketten alabilirsiniz. Bunlar bakkalda göremedim. Sizden alayım, geri kalanlarını bakkaldan alacağım. Aha, peki ben bunları geçeyim o zaman. Borcum ne kadar?
100 para. Hoş geldin Merinet. Ben aslında senden de alacaktım ama bütün paramı markette bitirdim. Hiç önemli değil ya. Sen neye ihtiyacın var söyle. Sonra ödersin. Ay çok teşekkür ederim. O zaman ben ekmek alayım. Hı hı. Ondan sonra meyve suyu istiyorum. Portakal suyu olsun mu? Olur olur. Tamam. Ve su. Ve su. Merinet 50. Tamamdır Merinet, sen gidebilirsin. Sonra çırakla gönderirim ben bunları. Ay çok teşekkür ederim. O zaman çırağa geldiğinde öderim ben. Hoşça kal. Veresiye mi verdin şimdi? Evet, çünkü üstünde kalmamış başka parası. Bence şöyle yapalım. Sen sebzeleri sat, domates, meyveleri sat. Ben de dergiler çünkü çok gidiyor, insanlar okuyor. Ve sende olmayan diğer ürünleri satayım. Tamam, anlaştık. Güzel. O zaman öyle olsun. Yine anlaşmamıza çok memnun oldum. Ben de. Hoşçakalın. Sebzeler için yer açayım ben dükkanımda. Evet. O halde bu ürünleri de sen satmaya başlarsın. Şu ketçap, gazlı içecekler falan.